Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile sizin karşınızdayım. Bugünkü videoda ben sizlerle birlikte Binance borsası hakkında konuşacağım. Binance borsası nasıl söylesem kayıt oluruz ve kayıt olduğunuz zaman benim paylaşacağım koddan kullandığınız zaman nasıl yani indirim komisyon alacaksınız ve Binance borsası hakkında hepsi yani konuşacağız. Yani size verdiğim yani açıklamalar kısmında İlk tıklamazdan önce ben ilk olarak size yani kendi kanalım hakkında konuşmak istiyorum. CoinNorman kanalı yani bana tüm sorularınızı Nariman Hüseyin'e bu Instagram hesabından ve Telegram hesabından iletebilirsiniz ve her bir sorunuza cevap vereceğim. Yani iyi ve kötü her bir sorunuza cevap vereceğim. Şimdi ise hesap oluşturma işlemi geçmezden söylediğim gibi yani açıklama kısmında size link bırakacağım ve hemen o linkten siz kayıt olduğunuz zaman %10 komisyon hakkı alacaksınız ve yani işlemler sonucunda komisyonlarınızdan %10 indirim alacaksınız. Bu ise çok iyi bir şey. Yani çok fazla trading yaparsanız veya başka işlemler yaparsanız ondan indirim alacaksınız. Şimdi ise Bitcoin borsasına geçelim. Hesabı açtıktan sonra ise böyle bir sekmeler karşınıza çıkacak sizin. Bu Binance borsası. Binance borsası bir merkeziyetli sistemdir. Yani Binance'ın kendisinin bir merkezi sistemi vardır ve bu sistemin yani Binance'ın kendisinin para birimi de böyle vardır. Yani kripto para birimi BNB ve şu anda 2847 TL'ye yani eşdeğer olarak gözüküyor. Ve Binance'da birçok sekme vardır. Bu sekmelerin her birisi farklı anlamlar yani bildiriyor. Yani ilk olarak ben cüzdandan konuşmak istiyorum. Size cüzdan nedir? Yani Binance'ın kendisine girdiğimiz zaman bizim ana hesabımıza geldiğimiz zaman burada bizim cüzdanımız gözüksek. Böylece tüm kripto paralar burada neredeyse vardır. Yani tüm meşhur kripto paralar vardı. Yani bazıları ise yoktu. Yani Binance şöyle söyleyeyim. Gerçekten de çok güvenilir kripto paraları buraya salma çalışıyor ki yani kendi borsasında bulundurmaya çalışıyor ki daha fazla güvenilir borsa oluştursun. Yani o yüzden de burada çok fazla güvenilir yani kripto paralar vardı. Mesela götüreyim mesela BNB'nin kendisi yani kendi coin'i ve çok güvenilir bir coin. Yani girdiğiniz gibi bizi CoinMarketCap'e yönlendiriyor. CoinMarketCap konusunda da video indireceğim. Yani ne olduğu ve nelerden bahsettiği konusunda videoda indireceğim. Şu anda 340 dolar yani Binance yani biri. Yani eskiden yani şöyle söyleyeyim şu boğa sezonda 60 bin dolara kalktı yani yükseldiği dönemlerde. Bu da 600 dolara falan yükselmişti. Yani şu an düşüş yaşadı. Yani yine de yani yükselmeye devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela BNB vardır ve BNB biz para yatırmak istiyoruz. Yani para yatırmak istediğimiz zaman bizi karşımızda böyle bir sistem karşılayacak. Burada BNB ve buradan çekim ağını seçiyor. Çekim ağı ise mesela BEP, Binance Chain, Binance Smart Chain ve Ethereum ağları vardı. Bunların hepsi her biri başka başka ağ sistemlerdi. Mesela Binance Smart Chain ağını girdiğimiz zaman biz mesela sizde de aynen böyle olacak. Adres al basacağız ve adres al aldığımız zaman bize böyle uzun bir yani rakam karşılayacak. Yani bu rakam yani aklınızda saklamak biraz zor olabilir ama yani böyle küçük bir yani çok küçük de yani şöyle söyleyeyim komisyon oranı bizden kesecek yani gönderdiğimizde mesela yatırmak istiyoruz biz bu o zaman bu adresi yani tam bu şekilde yani kopyalıyoruz yani buradan bastığımız zaman da tıkladığımız zaman da kopyalayabiliyoruz. Kopyaladığımız zaman bize para gönderen kişiye teslim ediyoruz ve teslim ettiğimiz zaman o para o kişi ise buradan girerek bir dakika o kişi ise buraya gelerek Binance'ten sekme tıklayarak burada yeni adres bakın işte burada ben de şu an ekşi faktörü doğrulama etkileştiğiniz zaman BNB adresini topladıktan sonra bu adres kısmına giriyor yani şeye nasıl söylesem bu adres kısmına benim demin gönderdiğim adrese girdiğim zaman burada çekim anında ise Binance Smart Chain seçiyor ve miktarı giriyor ne kadar para göndermek istiyorsa tıklattığı zaman tak diye yani para neredeyse 10 dakika maksimum 5-10 dakika arasında yani para sizin cüzdanınıza gelmiş oluyor. Yani yine Binance'e girelim. Binance sonra başka neler vardır? Burada cüzdandan konuştuk ve burada finans, Binance Earn, Binance Liquid Swap vardır. Mesela burada piyasalar vardır. Piyasalardan al sat işlemi yapabiliriz klasik düzeyde. Yani paranız varsa mesela BNB veya BNB'ni USDT'ye çevire veya Bitcoin'e çevirebilirsiniz. Veya Binance Earn vardır. Binance Earn nedir? Binance Earn'de ise biz bizim elimizde olan paraları buraya stake edebiliriz. Yani stake etme işlemi vardır. Stake etme işlemi ise mesela bizim elimizde bir para var ve bu paranı yani uzun vadeli biz kendimize saklamak istiyoruz. Bu zaman mesela birikimlere girebiliriz. Birikimlerde girdiğimiz zaman
aşağı geliyoruz. Mesela tickle coin, beta coin, esnek ne demek? Yani koyduğumuz anda yani çıkartabiliyor. Bu konularda ben bir video daha çekeceğim. Yani bunlar hepsini anlatacağım sizin için. Yani ne olduğunu, neler olduğunu. Bundan başka mesela terebinance.com da vardır. Terebinance.com Binance'ın Türkçe serveri sanırsam. Yani buradan ben çok fazla kullanmıyorum ama yani Türkçe serverine girerek yani buradan işlemler yapabilirsiniz. Ama ben global serveri kullanmayı daha çok seviyorum. Yani buradan kullanıyorum, size de bunları tavsiye ediyorum. Yani bunu kullanabilirsiniz. Yani bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Yani buraya bu borsaya yatırım yapmamak için kendi iradenize yani kalmış bir şey. Ama yani isterseniz yatırım yaparsanız da yani Binance'in özelliklerinden kullanabilirsiniz. Yani kendi şeyinize kalmış bir şey. Yani dünyanın en güvenilir borsalarından biri neredeyse, yani birincisi sanılır bir borsası. Hem cüzdanı, kripto para cüzdanı olarak kullanılıyor. Evet arkadaş, bugün Binance nasıl ücretsiz olarak kayıt olabilirsiniz ve özellikler hakkında nasıl para gönderebilirsiniz konusunda söyledim. Yani bildiğiniz gibi de yani şu an kripto para borsası da büyüyor. Yani kripto para borsasının büyümesi de yani bize herkesin bir cüzdan olması anlamına geliyor. Yani gerçekten de çok geri kalmamız gerekiyor yani bu konularda. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda ben sizlere bunları konuştum. Bir sonraki videolarda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın ve iyi kötü yorumlarınızı, like'larınızı atmayı unutmayın. Her birinize teşekkür ederim. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Bay bay.